Bugün neye ihtiyacın var? Meltem ile Yoga'ya hoş geldin. Bugün dalgalarla sörf yapma zamanı. Şimdi nasıl olacak burada yoga metinin üstünde? Zihindeki düşünceleri dalgalar olarak gözünde canlandır. Ve o dalgalar bazen büyüyor, bazen küçülüyor, bazen sıklaşıyor, bazen böyle araları açılıyor. İşte o düşünceler arasındaki sörf yani mindfulness. Aslında John kabat de mindfulness tanımı. Dalgalarla sörf yapmak. Bakalım metin üstünde akışın içinde neler çıkacak. Rahat bir oturuşa gel. Bağdaş olabilir. Ellerini dizlerin üzerine getir ve omuzlarını geriye çevir. Avuçların dizlerine doğru dönük olsun. Ve kuyruk sokumunu yere ağırlaştıracak şekilde Başının tepesinin yukarıya doğru uzamasına izin ver. Omurga kendi doğal dikliğini koruyor. Ve sen de şu an bu hizalanmayla beraber nefesinin bedenindeki duyumlarını gözlemlemeye başlayabilir misin? belki karınının hareketi belki göğüs kafesinin hareketi belki omuzların yükselmesi ve alçalması nefesle beraber bedeninde yansıyan duyumlar ne Nefesi rüzgar gibi düşünebilirsin o sörf yaptığında. Eğer rüzgarı arkana alırsan sörf zevkli olur. Gitmek istediğin yere gidersin derler. Ve nefes aslında beden ve zihin arasındaki köprüyü oluşturuyor. Zihnin ve bedenin birlikteliğini sağlıyor. Ve bir süre daha nefesi bu şekilde göğüs kafesin ya da karnındaki hareketle izlemeye devam ederken içerideki iklimin nasıl olduğunu sana sormak istedim. Şu an buraya ne ile geldin? İçeride günlük güneşlik mi? Fırtınalı mı? Yağmurlu mu? Veya Karanlık bulutlar mı kaplı ve o bulutların aslında düşünceler olduğunu da hatırlatayım. Düşüncelerin arasında surf yapıyoruz. O düşünceler aynı zamanda gökyüzünü kaplayan hatta gökyüzünün bazen maviliğini engelleyen, maviliğini görmemizi engelleyen bulut kümelerine dönüşebiliyor. İki avucu kalbin önünde buluştur. Bugünkü pratiğin niyeti, farkındalığı bu ana şimdiye davet etmek. Ve bunun için de bedeni araç olarak kullanmak. Çünkü her ne varsa şimdi de anlamlardan farkındalığa doğru gelmek. Derin bir nefes al. Ve ağzından serbest bırak. Gözlerini aç, eller iki yanda. Sağ elini yere doğru indir, sol kulutun üzerinden ileriye uzat. Sol kalçan yerden kalkıyor. Sol kalça normal kalkması. Onu geriye doğru it, ittikçe sol elinin sağa doğru uzamasına izin ver. Ben sizin aynanız görevindeyim şu an. Ortaya gel. Sol el tavana doğru uzuyor. Sağ eli de onun yanında yukarı doğru uzat. El parmaklarını kenetle, avuçların içini yukarı çevir ve bakışlarını yukarıya doğru al. Ellerini çöz, sol, pardon, sağ el yukarı uzasın ve sol eli indir ve sağ el başının üzerinden sola doğru uzuyor. Şimdi sol eli pardon sağ eli yukarı doğru uzat. Sol el tekrar yukarı. Yine el parmakları kenetledim ve avuçların içini yukarıya çevirdim. Ellerime doğru baktım. Elleri çözdüm. Kalçamın yanına aldıktan sonra dört ayağa doğru geçtim. Ayak parmakları takılı dizlerinin altında kalçaların dizlerinin altında göğsünü karşıya kuyruğunu dışarı çıkartıp kedi pozuna doğru gel inek pozuna gel sırtını yuvarlayıp kuyruğu içeri doğru çevirdikten sonra dizlerini yerden şöyle 3 santim kaldır topukları geriye gönder bacakları düzelt aşağı bakan köpeğe doğru geldim İki ayağının tam ortasına doğru bak nefesi alıp vermeye devam ederken. Şimdi iki elinin arasına bak. Sağ ayağı sağ elinin içine doğru getir. Sol dizini yere doğru koy. Göğsünü karşıya doğru aç. Sol elin yerde olsun. Sağ kolunu yukarı kaldır. Ve sağ kolunla şöyle büyük daireler çiziyor ol. Bir çember açıyorsun. Ve sağ elini metin önüne getirdiğinde sol dizi kaldır ve sağ bacağı düzelt. Ellerle ileri doğru yürüyü. Karşıya bakışlarını çevir. Sağ kalçam arkaya geriye doğru uzuyor. Başım ileriye doğru başımın tepesi. El parmaklarına doğru bakışı getir sağ dizi bük ve sol bacağı havaya kaldır Destekli savaşçı 3 Sol ayağın parmakları arkaya geriye uzuyor göğsüm karşıya açık Sol elini göğsünün hizasında yere getir göğüs kemiğinin ve sağ kolunu yukarı kaldır Sol bacağım arkaya geriye gidiyor, sağ kalçamı geriye doğru gönderiyorum ve göğsümü yana doğru çevirmeye devam ederken sol dizini bük, sağ ayağının dışına doğru yerleştir ve buradan çevir kendini sağ tarafa. Şimdi sağ bacağını arkaya geriye doğru at. Sol ayağının topuğu kalçanın içinde olacak şekilde. Ve sağ elin sol ayak bileğini tutsun. Sol kolunla sağa doğru uza. Belki sol elin sağ ayak parmağını tutacak. Göğsün çevrildikçe sola doğru. Buradan tavana belki bakmaya çalışıyorsun. sol elinle tekrar yukarıya doğru uza iki kolu aç iki yana doğru ve buradan göğsünü ön tarafa sol dizinin olduğu tarafa çevir şimdi sol dizini sol el bileğinin arkasına al sağ bacağını geriye gönder ve güvercin pozunun temel var ya e, şeklini buldum bacaklarında. Avuçların yere gelsin. Şimdi sağ dizini yerden kaldırdım ve sol dizini göğsüne çek. Sol dizin aktif bir şekilde sana çekili. Sol bacağı arkaya geriye uzat. Tekrar sol dizi kendine çek. Sol bacağı geriye uzat. Sol diz kendine geriye. Kendine geriye. Kendine dalgalar yükseldi değil mi? Hızlanmaya başladı. Ve nefesinde hızlanıyor beraber. Üç. iki Ve bir. Sol dizi bük. Sol kalça sağ kalçanın üzerinde. Sol ayağı sağda yere getir. Ve baltinge doğru geçtim. Popomu yere doğru bırak. Sağ bacak düz. Öne doğru katlandım. Şimdi iki elimle sağ ayağımın Sağ iç ve dış tarafından tutup göğsü açtım sonra sol kolumu baş, bir sol bacağımın arkasından çevirip iki eli kenetledim kalçamın arkasında aslında sol kalçamın yan tarafı bakışlarım karşıda sağ yan flex İleri doğru uzuyorum ve sağ bacağımı katlanmak için öne doğru hamlemi yapıyorum. Ellerimi çözdüm. Şimdi sağ elini metin önüne getir. Bu sefer side plank'e doğru geldim. Kalçamı kaldırdım. Sol ayağımı hop sağ bacağım metin ortasına doğru getirdim. İki el buluştu ve aşağı bakan köpek. Nerede başladın? Nereye geldin? Su yolunu bulur. Akış gitmesi gerektiği yere Gidiyor. Şimdi sol ayağını sol elinin içine getir ve sağ dizini yere doğru koy. Şimdi el parmaklarının üzerine doğru gel. Omuzlar geride, göz karşıya açık. Sağ ayağının üstünü yere doğru bıraktım. Sağ avucumu yere getirdim. Sol kolumu kaldırdım. Sol kolunla büyük daireler çiziyorsun. Geniş daireler. Sonra sol eli metinin önüne getir. Tak sağ ayak parmağını. iki bacağı düzelt. İki elin ileri doğru uzuyor. Şimdi buradan sağ bacağını havaya kaldır. Sağ bacağını havaya kaldırdıktan sonra sağ eli göğsünün önüne getir ve sol eli kalçana doğru alarak şimdi sol kolu yukarı kaldır. Bakış yere doğru olabilir veya yukarıda sol eline doğru şu an ben duvarda sıkışmış durumdayım yere doğru bakıyorum. Sağ dizini bük ve sağ dizini sol ayağının dışına yerleştir ve poponu yere yer, oturt. Çevir kendini sol tarafa doğru, Ardhamatsyandrasını, metinin ön tarafına doğru göğsünü çevirdin. Sonra sol bacağını arkaya geriye doğru, yana doğru aç ve ben size doğru dönük yapacağım. Karışmaz inşallah. Şimdi sağ topuğun kalçada sol elle sağ ayak bileğini tuttum ve sağ kolumu sola doğru uzattım. Sağ el tuttum. Kaldır kendini. Yukarı kaldırdıktan sonra göğsünü çevir. Tak sol ayak parmağını. Şimdi sağ dizini yere doğru koydum. İki el yerde sanki güvercine geçiyor gibi. Şimdi buradan sağ dizimi göğsüme çektim. Ve sağ bacağı yukarı kaldırdım. Şimdi sağ dizi göğsüne çek. Kaldır yukarı. Çek göğsüne. Kaldır yukarı. Çek göğsüne, kaldır yukarı, çek, hızlansın, çek, dalgalar coşsun ve kaldırdıktan sonra bük dizi ve wilding'e doğru geldim. Poponu yere doğru ağırlaştır, sağ ayak sol bacağının içinde iki elimle ileri uzadım, sağ dirseği büktüm, sol elle sağ eli sağ bacağın arkasında buluşturdum. İleri doğru bakıyorum, öne doğru uzuyorum aynı zamanda. Şimdi ellerimi çözdüm. Ellerimi çözdükten sonra sol eli yere getirdim. Side plank'ten sağ ayağımı hop metinin ortasına iki el yerleşti ve aşağı bakan köpeğe doğru geçtim. Ellerini metinin arkasına yürüt. Ayakların arasını kalça genişliğinden daha geniş aç ve çöktüm. Çömelmeye doğru geçtim. Sağ kolu yere doğru indir. Sol eli yukarı kaldır. Sol eli yere doğru getir. Sağ kolu kaldır. İki el yere doğru geldiğinde bacakları düzelt, başını serbest bırak. Elleri öne doğru yürüt. Ve öne yürüdükten sonra sağ yanda sağ elinin arkasına getir. Yüksel, yüksek hamleye doğru. Şimdi buradan bir, ufak bir kısa geçiş yapacağız. Sonra başı tamamlayacağız zaten. Şimdi yüksek hamleye doğru geldim. Ben önce saçları düzelttim. Şimdi yüksek hamleden Sol eli yere doğru getir. Sağ kolu kaldır. Sağ ile arkaya geri uzattın. Sol diz yerde. Tut sağ eli. açtığın göğsü. Sağ eli getir metinin önüne. Tak sol ayak parmağını yere. Sol kolu kaldır. Yukarı side plank. Sol eli metin önüne getir. Sol topuk havada. Sağ eli tekrar kaldır. İki el Metin'in önünde buluştu. Aşağı bakan köpek. Sol ayak, sol elin içine doğru gelsin. El parmaklarının üzerinde yükseldin yukarı. Yüksek hamle için. Sağ eli yere getir, sol kolu yukarıda. Sağ dizi yere indirdin. Sol elle sağ ayağını tuttun. Topuğu kalçaya çektik ayağı geriye doğru gönderdi. Sol el yere doğru geldi. Sonra sağ dizi girdim. Sol eli yukarı kaldır. Sol kolunla şöyle daire çizdin. Ve sol eli sol ayağının dışına getirip sağ topuğu yere doğru koy. Sağ eli yerden kaldır. Ve side plank. Sağ eli getir metinin önüne. Buradan öndeki ayak geriye. Aşağı bakan köpeğe doğru geçtim. Şimdi alt kollarını yere doğru koy. Ve bir anda insin dirsekler aşağı. İki elinin ortasına bak, ayaklarını öne doğru yürüt. Topukları arkaya geriye doğru ağırlaştır. Göğsünü bacaklarına doğru itiyorsun, bakışlarını bacaklarına, ayaklarına doğru getir. Şimdi burada kalıyorsun. Kalırken nefes al burnundan, ve ağzından serbest bırak. Al nefes burnundan. Ve ağzından serbest bırak. Al nefes burnundan. Ve ağzından serbest bırak. Dizlerini yere koy. Çocuk pozuna doğru geçtim. Buradan kaldırdın kendini ve oturmaya gelecek şekilde yerleş. İki ayağının altını birbirine değdir. Dizler iki yana doğru açık. Öne doğru katlanıyorsun. Belki alt kollar gelecek yere. Belki elleri birleştirip başını serbest bırakacaksın. bedendeki sıkışıklıkları serbest bıraktıkça daha fazla bu anda olmak için alan açıyoruz aslında. Yani bu nasıl oluyor? Gerginlik hissettikçe, gerilim oldukça kendimizi dengesiz, güvensiz, korku içinde bulabiliriz. Çünkü stabil değiliz. Herhangi bir şey dengemizi bozabilir bizi ters yüz edebilir. Bizim şu an bugün yaptığımız pratik akışta kendi içinde dengeyi bulabilmek. Gerilim arttıkça yani kasılmadan kaynaklı. Çeneni sıktın, kalçalarını sıktın, ellerini sıktın. Ve o sıkım, sıkışma hali gündelik hayatın bir parçasına dönüşebiliyor. Ve bu sevdiklerimizin yanında kendimizi tam ve bütün olarak olmamıza engel olabiliyor. Pratik buna hizmet etmek için o gerginlikleri atabildikçe açılan alanla bu ana gelmek ve bu an zaten farkındalık anı. Yukarıya doğru dikleştir ve rahat bir bağdaşa doğru gel. Aynı dersin başında olduğu gibi ellerini dizlerin üzerine getir, gözler kapalı şekilde. Sağ elinin İşaret baş parmağı sağ burun deliğinde, işaret ve kü küçük ve yüzük parmağı da sol burun deliğinin üzerinde. İki burun deliğinden nefes al. Sağ kapat, soldan nefesi ver. Soldan nefes al. Solu kapat, sağdan nefesi ver. Sağdan nefes al. Sağ kapat, soldan nefesi ver. Soldan nefes al. Solu kapat, sağdan nefesi ver. Sağdan nefes al. Kapat, soldan nefesi ver. İki burun deliğinden nefes al. Ağızdan nefes ver. Dikkatini alnına getir. Bir sonraki verdiğin nefeste alın rahat. Dikkatini çenene doğru getir. Sağ ve sol çene Nefes verirken çene rahat. Dudaklar belki ikiye ayrılıyor. Dikkatini kollarına, omuzlarına doğru getir. Nefes verirken ağırlaşıyor, rahatlıyor. Yere doğru. Bütün beden destekleniyor ve desteklendikçe rahatlıyor. Namaste. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.